Ah, gel canım gel. Gel oturalım biraz dışarıda. Kızlarla bahçeye çıkıyorduk oturmaya. Girme girme, hadi gel sen de. Gel oturalım azıcık, hadi. Önce şununla bir konuşayım da. Sen gördün mü? Ha, baş ağrıyormuş, odasına çekildi. Çıkartırım ben şimdi. Babacığım. Konuşacağım kızım. Şu meselenin bir an önce açıklığa kavuşması lazım. Sonra konuşursun canım. Bırak şimdi. Hadi gel sakinleş biraz. Hadi canım. O adamın kim olduğunu bilelim de ona göre hareket ederim. Baba, bunu ondan öğrenemeyiz ki. Nasıl olsa doğruyu söylemeyecek. Necla. Babacığım, gel otur ne olur. Öfkeyle söyleyeceğimiz her söz Şevket'i de yaralayacak biliyorsun. Hadi. Hay Ayşe. Sesiniz çıkmasın gebertir. Ha şöyle. Adam gibi oturup konuşalım. Sen demedin mi? Önce biz ne yapacağımızı bilelim diye. Önce düşünelim, bir karar verelim. Sonra. Düşün düşün, daha beter oluyorum Hayriye. Bir türlü hazmedemiyorum ya. Hele ben çıldırıyorum. Şevket için daha sakin davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün elimi kolumu bağlayan bu zaten. Şevket. Onun için tutuyorum kendimi. Onun için sıkıyorum dişimi. Önce bir güneye gideyim diyorum. Şöyle 5 yıldızlı bir tatil yapayım. Bu otelin hizmetinden memnun kalmadım hiç. Tabii abi. Yakışır. Bodrum, Marmaris falan. Bir dolaşalım bakalım. Enerjimizi topladıktan sonra açarız mis gibi tezgahı. İnşallah abi. İş tamam. Telefon yarın elinde. Şşş, çaktırma. Yarından önce olmuyor mu? Şansını zorlama beyoğlu. Bunu bulduğuna şükret. Sağ ol. Sen sağ ol arkadaşım. Fatura ocağımıza düştü. Hasan iş bağladı bize bak. Beyoğlu istemiş telefonu. Üzleme sakın. Gider ayak zayıf alma benden. Bir iş mi çeviriyorsun sen? Yoo. Gözüm üstünde, bir yanlış yapma bozuşuruz. Beyliği ayakları altına alma, tamam mı? Ne demek istiyorsun ki? Bir şey anlamadım. O kadar söylüyorum sana. Hadi yürü. Aldırma. Konuşuyor işte örümcek kafa. Telefon yarın sabahtan gelir değil mi erkenden? Ha? Oo, işimiz var seninle. Antalya'da bir kursa yazılırsın. Güzel güzel gider gelirsin. Yeni arkadaşlar da edinirsin kendine. Ev hemen satılır mı bakalım? Kısmet. Sen internete de ver. Belki oradan da müşteri çıkar ha? Tamam. Hayırdır inşallah akşam akşam. Aa, yazıyı görüp de çalmış olmasınlar. Kim o? At canım benim Hayriye. Ben uyudum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyur.
Ali Rıza Bey'i söyleyince şaka yapıyor sandım. Ay vallahi camda yazıyı görene kadar inanamadım. Ne oldu ayol böyle? Niye delilendin? Aradı Eser bana öyle. Otur. Rahatsız etmedim inşallah. Yok canım, ne münasebet. Oh. Sedef yok mu? Erken yattı bu gece, yorgunmuş. Bizim yüzümüzden değil mi? Yok canım. Oh, kibarlığından böyle söylüyorsun, biliyorum. Ali Rıza anlat. Sedef'in üzülmesine dayanamıyorum. Sırf onu buralardan uzaklaştırmak için kalkıştım bu işe. Ben çocuğumdan eminim. Yanlış hiçbir şey yapmadı o. Aşık olmuş. Ne yapayım? Gönül bu. Sevme desem dinler mi? O bilmiyor mu hiçbir ümidi olmadığını? Biliyor. Ama daha nereye kadar yanacak böyle? İyisi mi uzak olsun. Gönlü soğusun. Ah canım. Bizim yüzümüzden falan diye vicdan yapma sakın. İnan, sırf Sedef'imin huzur bulması için gidiyorum. Yoksa ben öyle kuru gürültüye pabuç bırakmam. Ne Ferhunde dinlerim, ne bir şey. Allah onu bildiği gibi yapsın inşallah. Dağıttı hepimizi. Savurdu dört bir yana. Annen nerede? Nehir teyzeye gitti. Fikret niye gelmiş? Bilmem, ona sor. Konuşsa soracağım ama herkes birbirine küs bu gece. Neler oluyor? Hadi söyle yengene. Yemeğin bitti mi? Bitti. Hadi odana o zaman ablacığım. Hadi. Neyiniz var? Herkeste surat bir karış. Herkes birden sessizlik yemini mi etti? Sofra da kurulmadı. Çok soğuk. Kar yağacakmış. Hadi oradan. Böyle duydum. Sigara mı? Benim bilmediğim neler oluyor bu evde? Ne buldunuz? Size soruyorum. Herkese birden gelmişler ama hiç uğraşacak halim yok yani. Hiç. O ne babacığım? Ödenemeyen kart borçları. Ben bunları tamamen unutmuşum. Ceket de sağ olsun söylemedi. Of 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 of. 36 bin lira. Ne olacak şimdi? 7 gün içinde ödenmesi gerekiyor diyor. Bakacağız bir çaresine. Nasıl ödenir bu para baba? Zaten diğer kredi için her ay dünyanın parasını ödüyorsunuz. Yarın bankanın avukatıyla konuşup taksitlere böldürmeyi deneyeceğim. Nasıl kalkacaksınız altından? Halledeceğiz. Halledeceğim. Halledeceğim. Alo. Kiminle konuşuyordun? Kötüyüm ya Gülşen. Moralim çok bozuk.
Levent deme bana sakın. Anlatırım sonra. Şimdi bunlar dinler falan. Zaten bir tuhaflar bu akşam. Kimse konuşmuyor, ne olmuşsa. Yok canım. Nereden öğrenecekler sen de? Aman çok da umurumdaydı. O arıyor yine. Sonra konuşuruz. Alo. Niye cevap vermiyorsun? Sesini bile duymak istemiyorum ondan. Seni almaya geliyorum. Hayır sakın. Eve yaklaştım. Hemen çık. Konuşacağız. Saçmalama. Bir daha görmek istemiyorum yüzünü. Çıkmazsan kapıya gelip annenle konuşacağım. Sakın. Sakın yapma bunu, fena olur. 5 dakika veriyorum. Ya sen dışarı çıkarsın ya ben kapıyı çalarım. Saçmalama dedim sana. Sizin sokağa geldim bile. Tam 5 dakikan var. Tamam geliyorum. Ama evin önünde durma, biraz ileride bekle. Çabuk ol. Ha deyince satılmaz. Sen de fikrini değiştirirsin belki ha. Olamaz mı? Yok artık. Bu saatten sonra olmaz. Olur canım, olur. İyice düşün taşın vallahi. Bunun iyi bir fikir olmadığını anlayacaksın sen de. Sedef de beni destekliyor bu konuda. Değişiklik ikimize de iyi gelecek. Şimdi sık boğaz etmek istemiyorum ama konuşacağız bunu seninle sonra. Tamam mı? Uzun uzun konuşacağız. Hem bak sonra daha neler anlatacağım ben sana. Söyleyemiyorum şimdi, hepsi içimde. Ama bana söyleme. Bilmeyeyim. Millet mesele etmesin sonra. Sana söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim Nehir'ciğim? Sen benim kardeşimsin canım. Değil Antalya'ya, ta Fizan'a da gitsen kardeşimsin. Hoş bir yere gittiğinde yok ya. Dur bakalım hadi, konuşacağız bak sonra. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Sana. Hadi canım. Kapat kapat, kalma ayakta. Hadi canım. Kimsenin merak edeceğini sanmıyorum ama beni soran olursa içi kararmış, yürüyüşe çıktı dersin. Dur, bir yere gidemem ben. Ne söyleyeceksen burada söyle. Sahile inelim. Bir gece birlikte olduk diye sana boyun eğecek değilim. Burada konuşacağız. Seni kırmak istemedim. Ama kırdım. Sana değer vermediğimi düşünme sakın. Seni önemsediğim için buradayım. Allah cezanı versin. Ahlaksız. Edepsiz ahlaksız. Annemin öfkesi Ferunde'nin yüzünde patladı. Bu yolun dönüşü yoktu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.